21 Aralık yıl 78. Hala kan akıyor Ceyhanmaraş'ta. Nice can akıyıldı o kanlı faşist. Hala kan akıyor. Bunlar Hüseyin'in başını kesenler. Bunlar Mansurları dara biçenler. Nesimi Pir Sultan'ın kanını içenler. Hala kan akıyor Ceyhanmaraş'ta. Bunlar Bedreddin'i Sezer'de asan. Bunlar soyumuza zehir kin kusan. Sivas'ta, Çorum'da yaşanan tufan hala kan akıyor Ceyhanmaraş'ta. Teğmen Kübülay'la daha nicesi. Bunlar aydınlığın kirli gecesi. Leşkeriyem bunlar akıl cücesi. Hala kan akıyor Ceyhanmaraş'ta. Şimdi 1978'de ben ilkokulda okuyordum. Bizim yakın köyümüz olan Karanlık Köyü'nden Süleyman öğretmeni Maraş'ta öğretmenlik yaptığı için iki kızıyla birlikte, eşiyle birlikte yakarak katlettiler. Süleyman Metin. Ömrümüz boyu, ömürler boyu unutulmaması gereken bir katliam. Alevi toplumu 1474 yıldır ki Kerbela'da Hüseyin için gözyaşı döküyor. Bütün cemlerimizde Hüseyin adı artık bayraklaşmış. Her Hüseyin adı anıldığında her Alevi ağlamaklı oluyor, ağlıyor. Oysa Anadolu'da Alevilere yapılan katliamlar Kerbela'yı sollar da geçer. Bizim eksikliklerimiz o kadar çok ki, zamana Yezidi Maraş'ta başlatmış olduğu, devlet eliyle başlatmış olduğu o katliamı, o hunharca cebe kadınların karınlarına bıçaklar sokularak o çocukların, ceninlerin şeyleri ortaya saçılan bir katliam. Yüzlerce insanımız öldü Maraş'ta. Bugüne kadar aydınlatılamadı. Aydınlatmıyorlar. Oysa devletin işi bu mudur? Devlet her dine eşit mesafede, her inanca eşit mesafede olması lazım. Osmanlı'da Sünni inanışı devletin resmi dini yaptı. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'ndeki resmi din de siyasetnamenin yazmış olduğu Sünni inanışa göre yapılmış bir olaydır. Ve 1950'den sonra Sünni erk çok büyük bir güç kazandığı için tekrar Türkmenlere, Alevilere, Alevi Kürtlere, Alevi Türkmenlere baskılar devam etmiş. İşte okullarda çok az sayıda insanımız okumuş, üniversite bitirmiş. Alevi asimilasyonuna gelelim. Şimdi Selçuklu asmış, kesmiş, yüzmüş, bitirememiş Aleviliği. Kızılbaşlığı bitirememiş. Neyse sürekli ayaklanmalar oluyor. İşte Babayi ayaklanmaları, Celali ayaklanmaları, efendim Zünnun, Baba Zünnun ayaklanması, Pir Sultan ayaklanması, efendim Bedrettin, günümüzde deniz gezmişler. Şimdi devletler daha doğrusu kendi koymuş oldukları, kendilerine göre koymuş oldukları anayasal düzene yok efendim bu yanlış dediğin zaman ona düşman oluyorsun. Dolayısıyla Aleviler de yanlışı kabul etmedikleri için kendilerine bir yol kurmuşlar. Buna Alevi yolu diyoruz. Ve o yolun da gerekleri var. Öyle
Ben Aleviyim demekle Alevi olunmuyor. Bu yola ikrar verdin mi dönmek yok. Dönen dönsün, ben dönmezem yolundan diyor Pir Sultan. Alevi yol kurucuları öyle bir yol kurmuşlar ki. Ben Aleviyim demekle Alevi olunmuyor. Aleviliğin bir şeyi var. Yani bir girişi var. Öyle ikrar vereceksin. Ben Alevi, iyi Aleviliği kabul edeyim diye ikrar vereceksin. O ikrarın da maddeleri var. Nedir? Eline, beline, diline sadık kalacaksın. İçtiğin o ahta, verdiğin söze sadık kalacaksın. Şimdi asimilasyonun en büyük olayı Selçuklu öldürüyor, kesiyor, biçiyor, bitiremiyor Aleviler. Osmanlı da öldürüyor, kesiyor, biçiyor. Yok, olmuyor. Abdülhamit aynı Hamidiye alaylarını kurduğu gibi İstanbul'da aşiret okulları kuruyor. Ve aşiret okullarının karşısına da şeyine de aşari sunni imamları koyuyorlar. Ve ne oluyor biliyor musun? Bir örnek vereceğim. Asimilasyonun nereden başladığı. Şimdi bunların hedefi asıp kesmekle bitiremiyorlar ya. Bu böyle olmaz diyorlar. Ne yapalım? Bütün Alevi köylerine işte devlet-i aliyenin insanlarını gönderelim. Alevi fakir çocuklarını toplayalım. Ve babalarına, annelerine diyelim ki biz sizin çocuğunuzu götüreceğiz. İstanbul'da okutacağız. Ve dolayısıyla yetişkin münevver birer adam olacak bunlar. Aleviler de seviniyorlar tabii. Kurulan tuzaktan haberleri yok. Bir çocuklarını veriyorlar. Bugün Anadolu'da birçok köy Aleviyken Sünni olmuştur. Yanı başımızda Yakup Abdal köyü var. Onun yanında Tekke köyü var. Bunlar Alevi köyleriymiş. Bu dediğim şekilde asamile edilip sünnileştirilmişler. En büyük örneği de Pir Sultan'dadır bunun. Hafin Soflar köyünde Pir Sultan'ın talipleri var. Aynı dediğim şekilde devlet gidiyor Hafin Soflar köyüne. Pir Sultan'ın talibinin oğlunu alıyorlar. O fıkara da bilmiyor ya, talibinden gelip hümmet istiyor. Diyor ki bana hümmet eyle, ben İstanbul'a gideceğim, okuyacağım. Pir Sultan çok şey bir insan olduğu için anlıyor tabii işi. Diyor ki ona, tamam ben hümmet veririm de sen de gider İstanbul'da okursun ama gelir ilk beni asarsın diyor. Ve aynı şekilde oluyor. Eğer Alevi dernekleri, Alevi federasyonları böyle bir şeye talip olmasalardı çok büyük tepki gösterirdim ben bir Alevi dedesi olarak. Şimdi efendim, üretmeden, kamuya hiçbir faydası olmadan 20 bin lira maaş alan bir hoca şey midir yani bu? Üretmeden, emek harcamadan maaş almak ne demektir ya? Şimdi bunlar onu yaratmaya çalışıyorlar. Bu tezgah birkaç kez denendi. Olmadı. Şimdi AKP hükümeti tarafından tekrar sahneleniyor. Şimdi Alevi toplumu, Alevi kültürü, Kültür Bakanlığı'na bağlı bir daire başkanlığıyla yürütülecek bir olay değildir. Bir, iki, bıraksınlar Aleviler kendi kendilerini yönetebilirler, kendi kendilerini şekillendirebilirler, kendi ibadetlerini, kendi cenaze erkanlarını, kendi cem erkanlarını, Alevi pirleri, Alevi dedeleri, Alevi yol kurucuları bunu açık net olarak ortaya koymuşlardır. Bıraksınlar Aleviler kendi kendilerini yönetsinler. Bizim imam dedeye ihtiyacımız yok. Devletten maaş alacak dediye ihtiyacımız yok. Emek verecek. Emek harcayacak. Öyle.
gidecek, ben devletin dede, devletin dedesi olmaz efendim. Öyle şey olmaz. Alevi dedesi kendini halkına adaması lazım. Hakullah diyor bakın. Hak edeceksin. Hak edeceksin, ondan sonra benim gönlümden ne koparsa veririm. Vermeye de bilirim. Mecbur değilim, böyle bir şey yok. Hangi Alevi dedesi gider devletten maaş alır da ben Alevi dedesiyim dersem, derse zıkkım yemiş olur, haram yemiş olur, benim hakkımı yemiş olur. Alevilerin hakkını yemiş olur. Haram olsun o dedeye. Dede, Alevi toplumunun ruhani önderidir. Mistizmin önderidir. Alevi toplumunda dede demek, bilge insan demektir. Münevver insan demektir. Dede, Aleviliğe bir şeyler katan, yorumuyla, oturuşuyla, kalkışıyla, efendim duruşuyla bir Alevi bireyi yetiştiren insandır. Hüdayi ne diyor? Hüdayi konuşur bir ince dilden, hal ehli olmayan anlar mı halden? Bilgisiz, görgüsüz o cahil kuldan, ölülerin mezar taşı makbuldur. Bizim rehberimiz, bizim elimizdeki delilimiz, Osmanlı'nın, Selçuklu'nun yazdırdığı secereler değil. Günümüzün Yezidi bize öyle bir Yezidlik yapıyor ki, bırakın geçmişteki Yezidi, biz günümüzdeki Yezid'e bakalım. Günümüzdeki Yezidi neler yapıyor bize görüyoruz işte.